Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nin Kasım ayı aylık video yorumlarına hoş geldiniz. Evet, Kasım ayında çok ilginç döngüler var. Ben yay burcu için olumlu bir ayın olduğunu düşünüyorum bunun. Evet. Gerçeği söylemek gerekirse biraz da 1 Aralık'ta 20 Aralık arasında doğmuş olan yay burçları, evet, 30 Kasım civarında doğmuş olan yay burçları Uranüs'ün, Güneş'in, Jüpiter'in, evet, ve diğer gezegenlerin etkileriyle bayağı ilginç olaylar yaşayacak. Ama ilk önce ay başından itibaren 1 Kasım, 2 Kasım'a dikkat etmemiz gerekiyor. 1 Kasım'da Uranüs kare Plüton, beklenmedik haberler, iş ve kariyerle ilgili bazı gerginlikler, parasal konular ve parasal konularla ilgili küçük ufak sıkıntılar olabiliyor. 3 Kasım Akrep Burcu'nda yeni ayda çok önemli bir güneş tutulması var. Nasıl etkiler yay burcunu? Evet sevgili yaylar, Akrep Burcu'ndaki güneş tutulması 12. evinizde olacak. Bu belki hayatlarındaki gizli olan, bilmedikleri, şu ana kadar farkında olmadıkları bazı kavramları ortaya çıkarabilir. Çevrenizdeki insanların bazı, evet, yalanları ortaya, evet, çıkabilir, yanlışlar ortaya, evet, çıkabilir. Gerçekler ile yalanlar arasındaki bağları ortaya koyabilirsiniz. Gizli düşmanlara dikkat edin. Biraz da 2 Aralık'ta 7 Aralık arasında Doğan yay burcunu çok etkileyecek bir dönemdir bu. Aslında Mars'ın sekstil etkisinde düşünürseniz yay burcunda iş ve kariyerle ilgili bazı yaptığınız çalışmalar ve mücadeleleri şu an bilmediğiniz, belki internetten izliyor, belki gazeteyi izliyor, belki televizyon kanallarına çıkıyorsunuz. Bu konularla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalarda bazı haberler ve keyifli dönemlerle karşılaşabilirsiniz. Burada tabii ki artık ben yay burcunu bu 13. burç döngüsünden dolayı biraz böyle ikiye ayırarak bakmak istiyorum her zaman için. Çünkü bu batı astrologları, bir de bizim medyamız, yani bazı sığ muhabirlerimiz sürekli, yani bize sürekli 13. burcu yani yedirip yani sanki işleri güçleri yok, yani yazacakları bir şey yok. Sürekli 13. burç burunda 17. burcun üzerinden 9. gezegen geldi gibi olgular söylüyorlar. Arkadaşlar, yay burcunun içinde saklı bir burç daha vardır. Buna biz Euclides burcu, yani yılancı burcu deriz. 21 Kasım ile 2 Aralık arasında doğan insanlar yılancı yay diye geçerlidir. Bunlar yılancı yay diye geçerler. 2 Aralık'tan 20 Aralık'a kadar olan döngüde bulunan insanlar da drakonik yay diye geçerler. Şimdi aslında drakon da ejder yayıdır ha. Ejder yayı. Evet. Yani biz yay burcunun aslında küçük yılan, büyük yılan dediğimiz iki parçası vardır. İşte 13. burç dedikleri, işte Avustralya'dan bir tane astrolog zamanında söyledi, biraz böyle medya rating, biraz para kazanmak için küçük yılanı 13. burç olarak nitelendirirler. Küçük yılan, sinsi yılan olarak geçer Euclides burcu. Aslında tıp, sağlık ve insanların sağlık bulmasıyla da alakalı, evet, bir, evet, burçtur. Evet, o yılan oradan geliyor. Oradan geliyor zaten. Euclides de, evet, zaten 13. burcun simgesi dediğimiz Euclides burcunun sembolü de o tıbbın sembolüdür. Yani Hipokrat'ın sembolüdür. Gerçeği söylemek gerekirse. Onun için şöyle söyleyebiliyoruz. Bu ay daha ziyade drakonik yayları olumlu etkileyecek. Aralık yaylarını daha olumlu etkileyebilecek. Kasım yaylarını olumsuz veya olumlu değil, çok fazla etkileyemeyecek bir döngüye sebebiyet veriyor. 3 Kasım döngüsü 3 Aralık'ı etkiliyor. Evet. Aynı şekilde ve bazı yaylar kötü bir alışkanlıktan kurtuluyor. Bazı, evet, yaylar kilo vermeye başlıyor. Sağlıklarıyla ilgili bazı olaylar ön plana çıkıyor. 19 Ekim civarında bazı yay burçları sağlık, bedensel ızdırap, sıkıntılar yaşadılar. Bunlar işte diş sıkıntıları, kemik sıkıntıları, bazı problemlerde bunların hızla düzelmeye başladığını görüyoruz. Alternatif tedavi yöntemleriyle, evet, karşılaşıyorlar ve keyifli bir döngüye giriyorlar. Venüs'ün oğlağa geçişini boş ver şimdi, onlara aylık, onlara haftalık burç yorumlarında yaylar çok önemli bir Venüs oğlak burcuna para geçiyor. Parayla ilgili konular öne. İşte para filan gelecek. 12 Kasım'da Güneş üçgen Jüpiter var, ne diyorsun? Yaylar için Güneş üçgen Jüpiter, o da özellikle yine para konuları, belki beklemedikleri gizli bir yerden bir kaynak, tabii, bir destek. Moral yani, olarak da güçlenebilecek. Yine bu öklit yayları değil, drakonik, evet, yayları etkiliyor. Evet. 10 Aralık'ta 14 Aralık arasında doğan yay burçlarında akrep yengeç döngüsü, beklenmedik yerden gelebilecek bir para, maddi ve ekonomik destekler, banka kredilerini rahat ödemek gibi konuları ön plana çıkartmış. 17 Kasım her iki, evet, grubu da etkiler. Dolunay. Hem
Öklit grubunu da etkiliyor. Drakonik grubu da etkiliyor. Her iki grubu da etkileyen bir dolunay var. Ne diyorsun bu dolunay için? Evet, 17 Kasım'da 25 derece Boğa burcunda dolunayımız var. Yay burçlarının iş hayatları, günlük hayatları etki alıyor. Belki de yanlarında çalışan kişileri de etkileyebilir tabii bu iş ortamında. İşten ayrılma. Evet. Yani 17 Kasım civarında birlikte çalıştığı bir kişi işten çıkartabilir. Bazı yaylar ve bir hanımın işine son verebilirler. İş ve kariyerle ilgili yeni bir döngüye girebilirler. Birlikte çalıştıkları bir hanım işten ayrılabilir. Yani bir hanımla ilgili bir sonlanmayı temsil eder. Eğer sonlanmışsa da yeni bir eleman bulurlar. 22 Kasım'dan itibaren Güneş Yay Burcu'na giriyor. Ne diyorsun? Güneş Yay Burcu'na geçecek. 22 Kasım'da bir ay boyunca Yay Burçların enerjisi, motivasyonları artacak. Biraz daha parlamaya başlayacaklar. Güneş'in Yay Burcu'ndaki konumu 24 destekliyor. Kasım, Güneş Kare Neptün evde su tesisatı ile ilgili sorunlar. Evet, su basabilir. Yağmur, çamur, bunlara dikkat edin. Bu yıl çok fazla bunu yaşadı yay burçları. Şimdi Neptün nedeniyle sık sık. Ya bir de yanlış kararlar da verdiler. Evet. Yani Neptün sebebiyle. Neptün yani aile ilişkilerini zorlaştırdı. Mülk alırken, satarken sorunlar verdiler. Kafaları çok karıştı yani. Evet. İkilemler arasında çok kaldılar. Bir de tutulmalar onları çok kötü vurdu. Evet. Biliyorsun şimdi Boğa Akrep Kasma'nın yanında. Şimdi zaten iç içe geçen bir sorarla döngüsü yaşadık. Dikkat ediyor musun? Bir halde şimdi İkizler Burcu üzerinde olan bir tutulma döngüsü vardı. Hemen arkasından Boğa'yla. Yani çünkü gerçeği söylemek gerekirse düğüm ekseni çok ara derecelerde. Evet. Düğüm ekseni ara derecelerde olduğu için o apex noktaları dediğimiz gökyüzündeki dereceler veya gökyüzünde tutulma çentikleri hep böyle burç giriş ve çıkışlarındaydı. Şimdi İkizler Yay grubunun döngüsü biterken Koç Terazi grubunun başladı. Şimdi bir de Boğa Akrep grubunun bitiyor. Şimdi İkizler Yay grubu bu tutulma döngüsünden kurtuldular. Bir kısmı evleniyorlar, bir kısmı boşandılar, bir kısmı çocuk sahibi olacaklar. Öyle bir döngüye giriyorlar. Şimdi iş ve kariyer, günlük para kazançları, sağlıklarıyla ilgili döngüye giriyorlar. Ama bu yetmiyormuş gibi hızlı bir şekilde 5-11 Kasım'a giriyorlar. Yani o kadar hızlı bir şekilde bir kısmı evlendi, iş kurdu, sağlıkla ilgili ve bir kısmı da çocuk sahibi olacak şimdi. Evet. Allah Allah. Yani evlendiğin çocuk onların arasında 36 ay, 40 ay olması lazımken 18 ayda hızlı. Yani aslında pek çok yay burcu bir ayağa papuca, iki ayağa bir papuca, hatta bir sandalete kavuştu. 30 Kasım'da Güneş Üçgen Uranüs. O da güzel nelerse. Yaylar için ateş grubundaki üçgen aşk. Güneş. Evet. Alternatif sevgiler, heyecan aşk. Var biraz. Birleşimler var. Yalnızca bazı yay burcu hanımlarından beklenmedik hamileliklerle karşılaşacağını da unutmayın. Evet, sevgilerle kalın. Bye. Hoşça kalın. Güle güle.